Son bölümün parası gelmiş prodüksiyondan. İyiymiş. İyi yaptık bir şeyler. ne yapacaksın? Yatırım düşündün mü? Vallahi vadeliye yatırayım diyorum. Aslında bankaya gidip şube müdürüyle de görüşmek lazım. Vallahi en iyi o bilir ne yapacağını. Bence de. Çünkü şube... Uyudu mu Memo? Ay, çocuklarla oynuyor. Ne yatırımı bu Hüsnü? Öyle daha mı yüksek faiz veriyorlar? Ne ara duydun benim yatırımımı, faizimi? Sana ne faizden? Belki ben de yatırım yapacağım Hüsnü. Ne olur beraber gitsek bankaya. Ya sen 3-5 çeyrek altında ya. Ne yatırım yapıyorsun Allah'ın seversen Eskaya? Aa, paşamın eli para gördü, beni beğenmiyor. Görüyor musun Esra? Aşk olsun Hüsnü. Beraber gideceğiz bak bankaya. Hele beni bir ek. Bak ben sana neler yapıyorum. Ben şu çaya bir bakayım. Ayrılma babamdan, ayrılma sen. Bak. Ya niye bozuyorsun kadını? Her şeyi burnunu sokmasına gıcık oluyorum ya. Para denince gözü dönüyor kadının ya. Ne ara duydun konuştuklarımızı, öbür odada değil miydim o? Olsun, boş ver. İdare et işte. Bak gel. Bak. Şimdi gitti, sakladığı altınlara bakıyor, orada sayıyor. Kapıyı kapatır mısın? Dur, şunun bir ödünü patlatayım ben. Dur. Gitme. Gel, bırak. Buradaydı altın. Heh. İşte. 1, 2, 3. Ay daha vardı ya. Bir dakika. Vallahi gene iyi birikmiş. Ben de bunları bozdursam, bankaya yatırsam. Ay. Hüsnü'yle beraber gitsem daha iyi faiz verirler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Başka var mı? Vallahi var. Nazike, kirli çıkısın ha. En doğrusu bu diye düşündüm. O kadar birikim yaptık. Bir yerde de değerlendirmek lazım. Doğru düşünmüşsünüz Hüsnü Bey. Peki televizyonu bıraktınız mı? Müjde Hanım'ın programında göremiyoruz sizi. Bıraktım artık. Yetti bana. Anlıyorum. Fon konusuyla özel olarak Tufan Müdürümüz ilgileniyor. Bir onunla görüşüp geleceğim. Tamam. İstanbul'da aynı bankaya düştük. Ya ne işin var senin burada? Hiç ya, öylesine uğradım. Lan öyle uğranılacak bir yer mi burası? Komşuya çaya mı geldin? Banka burası, banka. Aman, altınlarım var, değerlendireceğim. Çaka. Dün gece onun için sessiz takılıyordun değil mi? Ne var? Düşünüyordum. Denk gelmesek haberimiz bile olmayacak. Özel müşteriyim ben canım. Bankacı Azra Hanım'la görüşeceğim. Ay. Havalara bak. Yastığın altına 2 tane altın atmış, özel müşteriyim diyor. Kaldır elini! Geç şöyle! Geç şöyle! Sesinizi çıkarmayın sakın! Kaldır elini! Her zaman böyle şeylerde benim olur. Geç şöyle! Çök. Kardeşim ben müşteriyim, bırak beni gideyim. Bunlar kim? Bunlar da müşteri. Çök hadi. Ben özel müşteriyim. Allah, sessiz olun. Çık oradan, çık. Abicim bir çay söyleyeyim mi? Yok sağ ol, içiyorum. Rahatlık lan bu. Kalk. Birader. Kalk. Ben bu bankanın müdürüyüm. Sakin ol. Neyse derdin söyle. Benim kredi kartının son kullanma tarihi geçmiş de. Yeni kartı ne zaman gönderirsiniz acaba? Güzel şaka ama komik değil. Bakma güldüğüm. Ne derdim olacak lan? Kasa nerede, kasa? Kasa bakalım. Sakın teyze, sakın. Ya bıraksana. Ya sen ne kadar çok konuşuyorsun be.
Al artık sen de. Alın, kalk, alın, alın, alın. Hayrını görün ya. Üstü aşk olsun. Ben burada seni kurtarmaya çalışıyorum. Ne diyorsun lan sen? Sus! Nazike Hanım. Ben bu bankanın müdürüyüm yani. Yani size zarar gelmesin diye uğraşıyorum. Evet. Ne ayaksınız lan siz? Ya boş ver, boş ver. Bu kadın kafa gidik. Kendini özel müşteri falan zannediyor. Her hafta gelir bu böyle. Hadi ya. Mertan tanı. Sen para mı istiyorsun kardeşim? Varsa bir miktar alabiliriz. Üç tane altını var. Tamam. Şimdi kasaya gidiyoruz. Ne kadar istiyorsan alıyoruz. Yahu zaten para dediğin nedir ki ya? Elinin kiri. Değil mi ya? Ne kadar var peki? Bir iki var mı? Vallahi dolar mı, euro mu istiyorsunuz? Fark etmez bana. Ne oluyor burada? Tamam. Siz kim bunlar? Şöyle şu tarafa geçin hadi arkadaşlar. Hadi. Çök sen tamam, de, beyefendi. Çök. Tamam, tamam çökün. Çökün. Ne deniyorsa, çök ne hadi. Deniyorsa yapın. Aa, çek sen de şu silahı be öf. Teyzeciğim manyak mısın ya? Rahat dur. Ay deliyim. Belli, sır delisi. Bu mahallenin delisi benim, değil mi? Evet, evet, evet. Deli, deli. Her hafta gelirim. Ya siz kafayı mı yedireceksiniz bana? Senin paralar burada hazırlanıyor. Acele edin, hadi acele. Kusura bakma, bekletiyoruz. Dün maaş günüydü ya. Kusura bakma. Hey, dur, dur, dur. İndir lan silahını, indir. Sana diyor, indir diyor. Hay senin. Tamam, bırakıyorum. Al şunu silahını, al, 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 al. Oğlum sen bu zekayla banka mı soymaya çalışıyorsun lan? Geç buraya. Gel buraya. Oğlum niye hırsızlık yapıyorsunuz? Gidin bir iş bulun. Güzel güzel. Şimdi yakalandınız ne olacak? Tamam. Doğru kodese. Nazike. Ya teyzeciğim bir sus ya. Bir sus. Nazike bırak. Adamları rahat bırak. Çökün lan. Çök. Çök. Ulan oğlum siz iki tane avanak neyinize lan sizin banka soymak? Üstü benim altınlarım da vardı lütfen. Şurada. Hırsızlar etkisiz hale getirildi. Tekrar ediyorum. Hırsızlar etkisiz hale getirildi. Helal be Hüsnü. Gene yaptın şovunu. Senin yüzünden oluyor bunlar. Nereye adımını atsam bela çıkıyor kızım. Ya bana laf sokmasan olmaz yani Hüsnü. Şu durumda bile. Abi ne oldu burada? Soygun ihbarına geldik. Tamam sakin ol. Sonradan halledildi Hüsnü Çoban. Aç. Hem de tek başına. Al 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 al. Al. Hadi canım vallahi hadi. Abi. Bravo. Yaptı şovunu. İşte böyle. Babanı görecektin. Bak şimdi ya. Ya anlatsana teyze nasıldı? Anlatıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Spider-Man gibi böyle jüp dedi atladı adamların üstüne. İki saniyede bitirdi işlerini. Babam benim ya. Dur oğlum yavaş yavaş tamam dur. Neler olmuş ya helal olsun Hüsnü amca valla. Olmasa kaç kişinin cesedi çıkacaktı böyle o bankadan. Abartma Nazike abartma. Alt tarafı iki tane salak. Ha iki adamı tek başıma paketledim. O ayrı konu tabii. Yok 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 çok iyiydin Hüsnü. Çok iyiydin yani. Süpermen gibiydi ya. Böyle. Evet. Nihayet buldum sizi Hüsnü Bey. Ha Tufan Bey buyurun hayrola. Bu çiçekleri kabul edin lütfen. Cesaretiniz sayesinde hayattayız. Oo yakışır babama. Aman canım abartmayın ya. Görevimiz. Buyurun oturun efendim. Yok yok buyurun. Oturmayın. Ben size de çay getireyim. Buyurun buyurun. Oturun oturun. Madem ısrar ediyorsunuz oturun. Hüsnü Bey. Soygundu moygundu derken sizinle görüşmemiz yarım kaldı. Ya evet, evet. Aslında benim size çok karlı bir teklifim olacak. Ya. Ne teklifi? Ne teklifi? Şimdi Hüsnü Bey, bugün bankaya yatıracağınız para var ya. Evet. Evet. Televizyondan kazandığınız. Evet. Evet. Ha, işte onu vadeli hesap yerine başka şekilde değerlendirelim. Uluslararası bir fonda mesela. Fon, çok ilginç. Ben biliyorum fon. Fonun ne olduğunu biliyorsun sanki. Ay tabii. Senin bildiğin bir tek bu fon. Biliyorum Hüsnü. Şşş. Kaçırmamanız gereken büyük bir fırsat bu Hüsnü Bey. Sadece bazı özel müşterilerimize sunduğumuz bir hizmet bu. Döviz üzerinden acayip kar getiren bir fon. Madem öyle yatırın paramı Tufan Bey. Para sizde zaten. Alın hesaptan. Bu fonu aktarın. Maalesef öyle olmuyor. Önce bankadan parayı imza ile çekmeniz gerekiyor.
sonra dövize çevirip bana teslim etmeniz lazım. İşlemi ancak o şekilde yapabiliyoruz. O beceremez şimdi. Ben dövize çevirir veririm size. Ben bankadaki paramı çekip tekrar size niye veriyorum, ben onu anlamadım. Bankanın fonu değil mi bu? Başka türlü bir sistem bu Hüsnü Bey. Ama emin olun ki getirisi çok kar. Ya. Ya Tufan Bey, ben anlamadığım işe para koyamam. Sağ olun, buraya kadar zahmet etmişsiniz ama ben bildiğim yoldan gireyim. Para vadeli dursun. Vizyonsuz. Emin misiniz? Biraz düşünün isterseniz. Büyük bir fırsat bu Hüsnü Bey. Hüsnü, adam düşün diyor, fon diyor, özel diyor. Bir dinlesene. Bir dinle. Sen konuşma oradan. Karışma. Oğlum tostun bitirse kalkalım hadi. Bitti baba. Hadi Nazike. Size iyi günler Tufan Bey. Hay Allah. Daha konuşuyorduk Hüsnü Bey. Bizim acelemiz var, başka zaman artık. Tunç, kolay gelsin, biz kaçıyoruz. Güle güle Hüsnü amca. Bir konuşturmadın adamı. Yürü Nazike, yürü. Çiçekler var. Teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Çık. Ben bir dövizi şey yap. Ben onu şey yapacağım ben.